Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan torba kanunun 18. maddesi üzerine İyi Parti adına söz aldım. Selamlarımı sunarım. Bu maddeyle 4706 sayılı kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle 4. madde kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ihalesi yapılacak olan kamu konutlarının satışından elde edilecek gelirlerin genel bütçeye kaydedilmesi düzenlenmektedir. Öyle anlaşılıyor ki 2022 ve 2023 yıllarında oluşacak bütçe açığının azaltılması hesapları yapılmaktadır. Genel ve özel bütçeli idareler, yüksek eğitim kurumları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara tahsisli konutların satılması ile bütçe açığına katkı sağlanacaktır. 2022 yılında Şubat ayı sonu itibariyle 13 bin konutun satış ihalesinin yapılmış ve 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş olduğunu öğrendik. Bu hesaba göre satılması planlanan 210 bin civarındaki konutun satış ihalesinden de 50 milyar lira civarında gelir elde edileceği anlaşılmaktadır. Bu yolla bütçe açığının kapatılmasına gayret gösterilirken, diğer taraftan başta külliye olmak üzere kamudaki gösterişe dayalı israf uygulamaları hız kesmeden devam etmektedir. Diğer taraftan faiz giderleri, kur korumalı mevduat hesaplarındaki kur farkı ve kamu özel işbirliğiyle yapılan yatırımlara garanti ödemelerinin miktarı göz önüne alındığında elde edilecek gelirin açığı kapatmaktan uzak olduğu görünmektedir. Bundan sonra nelerin satılmasının planları yapıldığını satışlar ortaya çıktıkça göreceğiz. Değerli milletvekilleri, kimse nasıl olsa sata sata bitmiyor diye düşünmesin. Bu anlayış değişmedikçe satarak oluşturulacak kaynaklar boşa harcanmaya devam edecek ve ülkemize bir fayda sağlamayacaktır. 20 yıldır devam eden tüketime dayalı ekonomi modelinden vazgeçmeyen, kendilerinden önceki birikimlerimizi satarak tüketmek üzere olan iktidar, uyduruk modellerle yarattıkları algılar sonucu milletimizi kandırmaya devam edemeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, partili cumhurbaşkanlığı sistemi artık tıkanmıştır ve devam edemeyecektir. Yapılacak ilk seçimde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek, hiçbir kurala bağlı olmayan yozlaşmış ve çökmüş ekonomik sistem sona erecektir. Üretim ekonomi modeline geçilerek yapılan tahribat kısa sürede giderilecektir. İşte tam 4 yıl öncesinden bu günleri öngörerek hazırlık yapan İyi Parti, beklentilere cevap üretecek siyaseti oluşturmuştur. Toplumun şaşkın, umutsuz ve çaresiz kalmasına kayıtsız kalınmamış, geleceğe umut ışıklarını sunmaya başlamıştır. Projelerimiz birer birer açıklanmaktadır. Projeleri gerçekleştirebilecek kadroların ve başında Meral Akşener gibi güven veren bir liderin olması başarılacağının en büyük kanıtıdır. Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu kısmında bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili, Türkistan davasının Yılmaz savunucusu Hızır Bek Gayretullah dün aramızdan ayrıldı, bugün İstanbul'da yapılan törenle toprağa verildi. Kendisine rahmet, ailesine sabır, yakınlarına, dava arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim. 1970'lerin başında kendisini Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin son genel sekreteri merhum İsa Yusuf Alptekin'in yanında tanımıştım. Merhum Alparslan Türkeş'in de devamlı yanında bulundu. Yakın zamana kadar aksamadan devam eden görüşmelerimizde hatıralarını dinledik. Başta Doğu Türkistan olmak üzere Türk dünyası ile ilgili her konuda çok önemli değerlendirmelerde bulunduk. 1949 yılında çocuk yaşında babaannesiyle birlikte at üzerinde Taklamakan Çölü'nü geçerek hürriyetine kavuşan Hızır Bek Gayretullah, Türklük için yaptığı çalışmalarla Türk milletinin gönlünde haklı ve kalıcı olarak yer almıştır. Mekanı cennet olsun.